Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir pasta anlatacağım. Yani size bayağıdır pasta anlatıyorum ama bugün Abdullah'ın B5.5 pastasını birlikte konuşacağız. Abdullah merhaba öncelikle. Merhabalar. Hoş geldin çekimimize. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ederim. İlginden dolayı kardeşim. Neden Passat? İlk sorudan başlayayım ama. Neden Passat? Benim hep küçüklükten beri hayalim vardı bu B5 veya B5.5 kasalara. Peki bu kasa mıydı daha çok odağındaki yoksa? Bir alt kasaydı. B5'lerden daha çok seviyordum evet, ama bu nasip oldu. Evet, evet. Hayırlısı buymuş dedim. Aynen öyle. Bunu, yani. Bunu şey gördük. Daha yeni nesile geçmiş oldu. B5.5'un, B5'lerin çok fazla hayranı var. Onu çok iyi biliyorum ben. Mesela yani son Passat buydu diyenler var. Sen yeni Passatları hiç kullanmıştın var mı? Kullandım. Peki senin açından nasıl? Yenilerine göre artı göre, ve eksilerini senden istesek. Artı ve eksileri bunun artısı koltukları olsun, yol tutuşu olsun. Sanki bana bir tık daha ötede geldi yenilerinden şeyini. Hani yenilerinde iç kaliteyi düşmüşler. Evet. İç kaliteden ödün vermişler bildiğin. Hani arabayı zaten çok satıyoruz diyor. Hı hı. Hani Türkiye'ye böyle de getirsek kabul ediyor zaten insanlar diye hep düşürmüşler. Ve bunun kalitesi yenilerine göre iç mekan olarak daha şey. Bana daha kaliteli hissettiriyor. Bana daha kaliteli hissettiriyor. Anladım. Kapıları olsun, torpido göğüsü olsun falan. Hı hı. Her şeyi daha kaliteli gözüküyor. Yaşın genç. 20 yaşında. Bu yaşta D segmentinde bir sedan. Neden? D segmentinde yani bir biraz sedan. Daha spor bir şey aklında yok muydu hiç? Benim de şey hastalığı var, sedan hastalığı var. Sedan. Geniş araba seviyorum. Hani hatchback gördüğüm zaman arkası böyle küçük olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Evet. Ya sedan hastalığı olduğu için bunu tercih ediyorum böyle. Anladım, anladım. Tamamdır. Yani böyle genel olarak detaylar. İstersen gel şimdi bir yola çıkalım. Tamam. Sürüşüne bakalım seninle tamam. Beraber. Görelim nasılmış. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar Abdullah'la yola çıkıyoruz ama bu tip videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Kesinlikle bunu da, unutmayın. Aynen bunu da eklemiş olalım. Haydi şimdi sen abonesin değil mi? Abonesin. Ha, hadi, hadi yola çıkalım o zaman. Çıkalım abi. Kemerburgaz dedin geldik. İçine sindi mi? Güzel oldu mu çekim? Oldu abi. Senin içine sindin de önemli değil yani. Uzatırız uzatacağımız kadar. Şimdi gerçekten yani yaşına göre bayağı olgun bir otomobil kullanıyorsun hakikaten ama yani dediğin gibi sonuçta bazı şeyler gerçekten yaşla alakalı değil. Hastalık bu yani. Bu konuda evet ya hastalık da demeyeceğim yani olabilir. Ben sonuçta 30 küsür yaşlardayım tam söylemeyeyim. Yani 190E'yi hep severdim mesela. 190E projesi yaptık biliyorsun. Çok çok keyif aldığım bir otomobildi kullanırken de. Ama yani yaşla alakası yok 190E'ye baktığın zaman. Yani çoğuna göre böyle kült bir yaşlı otomobili benim için öyle değildi. Çok da keyifle kullandığım bir otomobildi. 200'ler genelde şey biraz daha yaşlı işine kaçıyor. Evet, evet. 190 aynen. Biraz daha hani sportif yapılabildiği için, modifiye yapılabildiği evet. için gençler biraz daha onları seviyor. Evet, evet. Fena gitmiyor bak çok mütevazi duruşlar falan. İyiymiş araba. Ben dedim ya sana hani şimdi böyle abi Passat olduğuna bakma haşın diye. Eski olduğuna bakma falan diyorsun. Şimdi Abdullah'ın Passat'ı 1.8 turbo bu arada. Onun bilgisini de şimdiden verelim. Yani işte tasarım konusunu zaten konuştuk. Bence ona daha fazla konuşmaya gerek yok. İç tasarım sence nasıl bu otomobilin? İç tasarım benim hani dik konsol her zaman hoşuma gidiyor. Evet. Her arabada böyle yatık evet. olmayacak. Konsol dik olacak. Almanlar hep öyle zaten. Elimin hemen her şey altında olacak. Mesela sürüş pozisyonunda ister uzun boylu biri otursun, koltuğu geri alsın. Evet. Ama direkt her şey elinin altında olabiliyor. O konumdan güzel. Ondan sonra arka kısmı olsun hani arabayı içinde böyle basık yapmıyor. Basık hissetmiyorsun hiçbir evet. zaman. Evet. Geniş. Direksiyon tasarımı güzel. Mesela yani, iç tasarımda. Şimdi Volkswagen'in şöyle bir noktası var. Kiminin hoşuna gider, kiminin gitmez. Sen şimdi bundan in, B7'ye bin. Aynı. Konum aynı. Yani her şeyin konumu aynı. Şu cam açma kapama düğmeleri, bunların yeri 3 aşağı 5 yukarı ve konsol konumlandırılması da hemen hemen aynı. Bununla bayağı dik. B8 biraz daha şey. Bununla bayağı dik yani. Hani bayağı 90 derece. Onunla bir tık daha yatık ama hani konum hemen hemen aynı. Böyle gözünü kapat, elini şuraya buraya. Aynı. Yani Volkswagen tipik klasik bildiğimiz o yerlerde. Bu otomobilin kullanışlılığı nasıl sence? Yani eşya gözleri vesaire. Eşya konuda gözleri. Konuda böyle canını sıkan bir noktası var mı? Var. Gözlüklük yok mesela. Ben onu çok aradım. Çok takıldığım bir nokta. Çok takıldığım bir nokta. Gözlüklük yok bu arabada. Hani
şu kol tutma yeri var mesela tavanda, evet. Ama sol tarafta mesela şoför kısmında olmaması lazım mesela bunlar. Onun yerine orada bir gözlüklük olabilirdi. O benim eksi noktam. Bardaklık olsun güzel. Mesela elimin altında küllük kısmı var. Gerçi ben orayı kullanmıyorum tabii de. Evet. Hani yine küçük malzemelerim olduğu zaman koyabilirim. Anahtar olsun, başka bir şey. Ama yani o dönem olsun. İçin yeterli. O dönem için yeterli. Şu an az yani. Şimdiki Passat'larda bu konuda daha cömertler, çok daha aynen. iyiler. Aynen. Mesela şu kapı eşlerine su şişesi biraz zor sığıyor. Evet. Mesela evet. Dik koyduğun zaman eziliyor. Arkada bayağı rahat etti. Bayağı rahat etti. Senle denedik. Yani ben otursam ben de çok sıkışacağımı zannetmiyorum en nihayetinde bir D segmenti. D segmenti. Ama günümüz mesela Jetta'sıyla hemen hemen aynı. Biliyorsun otomobiller hep büyüyor çünkü. Bir Jetta'yı aslında 1.8 turbo motorla kullanıyor olmanın biraz da sende ayrıcalığı var Abdullah'cığım. Öyle bir durum var. Yani bu 1.8 turbo'yu özellikle mi seçtin? Öyle mi denk geldi? 1.8 turbo'yu özellikle seçtim ben. Bildiğim bir otomobil sanırım. Bildiğim bir otomobil. Öyle satın aldınız. Kilometresi bayağı bir düşük. Kaç bin neydi tam? 65.600 küsürlerde şu an. Çok iyi ya. Yani bayağı bir düşük. Yani senden önceki sahibi ya da sen böyle can sıkıcı bir sorun yaşadınız mı? Yok, ben yaşamadım. Genelde bunlarda şey deniyor mesela turboda problem olma ihtimali olabiliyor. O biraz kilometrelerde olabiliyor. Aynen. 100 binlerden sonra görülebiliyormuş. Ama bu tip şeyler de biliyorsun mesela bu tip otomobillerde o yıllardaki turbolarda diyeyim daha doğrusu şu vardı biraz daha korumacı yaklaşman gerekiyor. Hani klasik jargonlar vardır ya kardeşim işte ilk çalıştırdığın zaman bir 30 saniye olması bile 10 saniye, 15 saniye bekle. Hani hiç gaza dokunma, turbo yağlansın. İşte park ettiğin zaman da aynı şekilde biraz bekle. Aynen, onları yapıyorum ben. Aynen. Bunları yaptığın zaman emin ol daha uzun kilometreler gidersin yani. Çalıştırdığım zaman rolanti düşene kadar hiç ayağım bir şey yapmıyorum. Rolanti düştüğü zaman yola çıkıyorum. Evet. Vallahi ona beklediğinden iyi yürüyor. Bu arada 1.8 turbo 150 beygir gücünde 5 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla hani bu otomobile 10.5 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor. Genelde 2010'dan önceki otomobillerde özellikle segment fark etmeksizin hızı biraz daha fazla hissediyorsun. Bu durum bence otomobilde de var yani 10.5 saniyeden biraz daha iyi hissettiriyor. Daha iyi hissettiriyor. Kesinlikle daha iyi hissettiriyor. 1.5 ton arabanın ağırlığı aynen. Ona rağmen aynen. Güzel yürüyor araba. Gayet iyi yürüyor. Oturdum. Bir de 5 vites. Ufaktan bir tek etkisi var ha. Yani 4000'den sonra ses çok güzel. Ses çok güzel. Bak bu öyle bir ses beklemiyordum. Yalan yok yani. Biraz oyun yargılıydım. Vay bak bak. Senin turbon konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. Ufak ıslık çalıyor. Gazı bıraktığın zaman üflemeyi falan duyabiliyorsun. Sessiz bir ortamdaysan. Vay be. Tüketimi nasıl? Yani gidişi iyi. Gidişi yani. Gerçekten iyi. Ben öğrenci bir olduğum için yani bana fazla geliyor. Evet. Yani evet. 100 kilometrede 50 kuruş yakıyor evet. Tüpte. Aracım şu an tüplü yani. Yani bu performansı da tüple sağlıyor. Evet. Peki şöyle bir veri var mı kardeşim sende? Yani 100 lirayla mesela 100 lirayla 200 kilometre yol gidebiliyorum. Gazda. Evet. Bayağı yani yakıtı yani gaza rağmen çok yaktığını söyleyebiliriz. Ki bu benzinle böyle bu tip bir deneme yaptım mı? Benzinde şöyle diyeyim size yapamadım. Çok iyi. Abi benzin o kadar pahalı ki adam da haklı. Ne yapsın yani? Adam da haklı. Aynen kardeşim. Çünkü iyi yapmışsın. Arabayı aldım full depoydu. Gittim direkt diğer gün LPG taktırdım tamam, arabaya. Ben sana bak yapmana gerek yok. Tahmini söyleyeyim. Yani 100 lirayla ortalama eğer 200 yapıyorsan senin kullanımına göre bu arada konuşuyorum. Bu araçla alakalı değil tamamen. Senin kullanımına göre 100 lirayla 80 km falan yaparsın benzinle. Ya senin arabanın performansı özellikle Abdullah'cığım gerçekten beklediğimden daha iyi. Törpüleyen tek şey performansı ve ekonomiyi şanzıman. Yani o dönem için bence iyi bir şanzımanmış ama günümüzde biliyorsun artık çift kahramanı kullanıyor. Çift kahramanın da çok fazla yakınamı var gerçi hani DSG'lerden biliyorsun. Çok fazla yakınam var. Çünkü o da biraz nazik bir şanzıman. Biraz böyle hor kullandığın zaman arıza verme ihtimali daha fazla olabiliyor. Uzun ömürlü bunlar. Çok daha uzun ömürlü tam otomatik olduğu için. Manueliyle aynı güçte mesela arada 1.5 saniye mi ne böyle bir performans farkı oluyordu. O da ciddi bir veri yani şanzımanın aslında biraz performansı törpülediğini gösteren ciddi bir veri. Bayağı iyi tutuyor yani beklediğimden iyi tutuyor. Ama mesela
günümüz Passat'ıyla benim açımdan en bariz farkı şu oldu bu otomobilin. Direksiyon iletişimi. Mesela daha yeni bir nesil o. B7. Mühendislik olarak daha ileride bir otomobil bundan. Hani bundan dolayı da onu bildiğim için, hani o noktasını bildiğim için B7'nin, bununla gazlarken sanki biraz daha böyle temkinli olurum ben. Kendi adıma konuşuyorum. Yani sen ya da bu otomobili kullanan diğer insanlar adına konuşmuyorum. Biraz daha temkinli olurum ben. Ama gerçekten güzel yani bu anlamda. Konforu, yol tutuşu. Yani tedirgin etmiyor dediğin gibi. Etmiyor hiç. Evet. Biraz yani. Şu hızla dönsem olanı. Baksana. Limitine çıktığın zaman falan. Şey daha zaten. Girmedi demiyor. Evet, orada yani, bile evet. Daha girmedi. Evet evet. Ama konforu B7 ile bence çok yakın. Yani birkaç saattir kullanıyoruz seninle. Çukurlardan, şundan bundan geçerken çok farklı hissettirmiyor. Ki kabine de çok absürt bir ses gelmiyor. Fiyat durumu nasıl Abdullah? Ya o arabanın kondisyonuna göre değişiyor. Evet. Mesela kilometresine göre, bak iç temizliğine göre, motor bakımına göre değişiyor. Ben bunu mesela aldığım fiyatı söyleyeyim. 56.5 almıştım. Ama seninki bayağı iyi durumda. Biraz bakım yaptım. Yatan bir arabaydı. Bir tüp taktırdım. Başka fazla da bir masrafım olmadı mesela evet, buna. Evet. Tüpü ne kadar takıldı? 3000 liraya takıldım. Turbo uyumlu. Prince marka. Ki gayet benzinde kullanım olsun, gazda kullanım olsun performans farkı fazla yaşamıyorum. Periyodik bakımları nasıl? Yani ortalama ne kadar tutuyor? Yani bir 10.000 bakımı yine bir 300-350 liraya falan denk geliyor. Tahmini 10.000 bakımı böyle. 10.000 bakımı yani. 350 liraya falan denk geliyor. Özel bir ustalarına falan götürdüğün zaman. Özel servise götürdüğün zaman. Peki Abdullah'cığım, bu otomobille alakalı, yani senden şunu istesem, en böyle hoşuna giden ve hoşuna gitmeyen noktaları istesem. Çünkü satın almak isteyen insanlar için yani önemli bir argüman olacak bu video. Neler söylersin? Hoşuma giden yönü yani sonuçta bir Passat'a biniyorsun, D segmentine biniyorsun. Hani sana araba her zaman güven veriyor. O yönünü her zaman seviyorum. Hoşuma gitmeyen yönü ise tek yönü diyeyim, hatta tek bir tane var. Yakıt. Yakıt. Evet. Yakıt konusunda beni çok üzüyor. Keşke diyorsun biraz daha az. Keşke yaksın. Az yaksaydı ama hani bir laf var ya, aslan besleyen evet. Yemini düşünmez diye. Aynen o misal. Teşekkür ettik sana. Rica bugün ederim. Bugün senin Passat'ını seninle beraber anlattık. Arkadaşlar bu videodan aktaracağımız detaylar bu şekilde. Bizim Abdullah'la bahsetmediğimiz sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı cevap alta bekliyoruz. Aynen cevaplıyor oluruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.